geldiniz. İyi misin? Sağ olun abi. Hoş geldiniz. Sayın hükümetler yapmayı nasip etsin. Beşli seçim sürecinde sağ olun sizler, işte diğer arkadaşlar, diğer siyasiler de çok güzel bir sınav verdiler. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan seçimi bitirdik. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu şekilde atlatırız. İnşallah. Biliyorum, selamınızı ilettiler. Teşekkür ederiz. Sağ olun, uğramışsınız. Biz beyizsiniz. Hakikaten bu benim için ikinci bir mazbata ama çok değerli. Çünkü Erzincan halkımız Allah razı olsun bizi bağrına bastı ve yeniden milletvekili seçti. Birinci parti yaptı, en büyük tercihi AK Parti'ye verdi. Onun için öncelikle hemşerilerime teşekkürlerimi arz ediyorum. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi layık gördü ve ikimizi aday olarak Erzincan'a gönderdi. Yani Süleyman Karaman ve Mehmet Cavit Şireci aday olarak bizi Erzincan'a gönderdi. Erzincan halkı da bu sefer iki milletvekili yerine bir milletvekilini tercih etti ama bizim gönlümüzün milletvekilidir Cavit Şireci, il başkanımız, yıllardır birlikte çalıştığımız, gönlümüz isterdi ki birlikte gidelim ama Erzincan halkı ne diyorsa bizim boynumuz kıldan ince. Allah nasip etti. İkinci sefer milletvekili olarak inşallah Ankara'ya gideceğim ve Erzincan'ın bütün problemlerini, ülkemizin bütün meselelerinde etkili olmaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi hem ülkem için hem de Erzincan için yapacağım. Dolayısıyla da burada bu mazbatanın bana yüklemiş olduğu bir yük var. Hakikaten çok önemli bir yük. Bu yükü inşallah en iyi şekilde görevimizi yaparak bu ülkeye yararlı olmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, tabii sevindiğimiz bir şey var. Her platformda söylüyorum başkanım. Gerçekten Erzincan kendine has olan özelliğiyle sevgi, kardeşlik, hoşgörü içerisinde bir seçim geçirdik Erzincan'da. Onun için de tüm Erzincanlı kardeşlerime, tüm partililere, diğer bu konuda yarışan tüm partilerin yöneticilerine, adaylarına teşekkür ediyorum. Ayrıca da bundan sonra da seçim devam ediyor biliyorsunuz. 28 Mayıs'ta tekrar seçimimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması için 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gideceğiz. Burada da tüm Erzincanlı kardeşlerime, ülkemizin bütün vatandaşlarımıza sandığa tekrar gelmelerini, tekrar Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için çalışmalarını istiyorum ve de bunu arz ediyorum. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçim çalışmalarına, Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı yapmak için seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki yetiştiremediğimiz yerler var. Oraya da gitmeye çalışacağız. Hem teşekkür gezileri yapıyoruz hem de Cumhurbaşkanımız için çalışmalarımız sürüyor. Burada da her yere gitmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın sandığa gelmesi ve oyunu Cumhurbaşkanımıza vermesi için mücadele ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun. Erzincan'ımız için hayırlı olsun. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu seçim süresince emeklerini esirgemeyen siz teşkilat mensuplarımıza, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, önceki dönem milletvekillerine, belediye başkanlarına, gençlik kolları başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerine, bilhassa hanım komisyonu, kadın kolları başkanı ve üyelerine herkese çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.